Yeni nesil yayıncılığa, mutlu kahvaltılara ve 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size çok basit, çok güzel bir tarif vereceğiz. Ne yapacağız? Ev yapımı Loro peyniri yapacağız. Hemen sütümüzü alıyoruz ve tenceremize yerleştiriyoruz. Sütü tencereye yerleştirdikten sonra sütü önce kaynamaya başlamasını sağlayacağız. Altını açacağız, kaynatacağız. Kaynattıktan sonra da böyle annelerimizin bir deyimi vardır. Sütü kestirmek dediğimiz. Sütü kestireceğiz ve öyle üzerinde partiküller oluşacak. Lor peyniri oluşuyor olacak. Çok basit, çok güzel ve çok keyifli bir tarif. Sütün ocağımızın altını yaktık. Sütümüz kaynayacak. Ben şu an pastörize süt kullanıyorum. Eğer sütünüz pastörize değilse, yani pastörize olmayan direkt hani direkt üreticiden aldığınız bir sütse eğer, önce sütü kaynatın. Sütü kaynattıktan sonra da yaklaşık bir saat boyunca kaynatmaya devam edin. Bu onun birazcık daha pastörize olmasını sağlayacaktır. Daha sonra da limonunu sıkarak sütü kestirin, lor peynirini elde edin. Sütümüzü koyduk, şimdi sütümüzün kaynamasını bekleyeceğiz. Sütümüz kaynama aşamasına geldi. Gördüğünüz gibi böyle köpük köpük oldu, iyice büyüdü. Hemen limonumuzu alacağız, ortadan ikiye böleceğiz, limonlarımızı sıkacağız. Yani sütümüzü kestireceğiz. Bu protein bakımından çok zengin olan bir tarif. Bunu 6 aydan sonra çocuklarınıza ek gıdaya geçtiğiniz zaman doktorunuza tabii ki danışarak yedirebilirsiniz. Örneğin bizim çok eğlenceli. Mutlaka bunu çocuklarınızla birlikte yapın. Şimdi bu sütün içerisinde bu limonu ekleyeceğiz ve süt böyle partiküllere ayrılmaya başlayacak. Çok heyecanlı. Hemen başlıyoruz. Yavaş yavaş kaynatmaya devam ediyoruz. Bakın, süt kesildi. Üzerinde yavaş yavaş partiküller oluşmaya devam ediyor. Bu oluşan partiküller aslında lor peyniri. Bu besleyiciliği bakımından gerçekten çok lezzetli. Besleyiciliği bakımından çok yüksek, tadı bakımından da çok lezzetli olan bir peynir. Şu an tuzsuz lor elde ediyoruz. Bunun içerisine tuz atarsanız da o da tuzlu lor olacaktır. Tuzlu loru da bunu daha uzun süre kullanmak isterseniz, tuzlu lor elde ederseniz daha uzun sürede kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada partiküllerine ayrıldı. Şimdi birazdan üzerinde oluşan bu peynirleri alacağız ve altında bir peynir altı suyu olacak. Bu peynir altı suyu aslında çok değerli. Lütfen bunu atmayın. Bunu eğer bekletirseniz yemeklerinize, çorbalarınıza ekleyebilirsiniz. Çünkü orada protein bakımından çok zengin olan bir su var. Dediğim gibi bunun her şeyinden, etinden, sütünden derler ya, her şeyinden aslında faydalanıyoruz. Bakın, bütün partiküller ayrıldı. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi lorlarımızı, taze lorlarımızı bir kevgir yardımıyla alıyoruz. Bütün peynirleri aldıktan sonra eğer kaynatmaya devam ederseniz lor yapımı devam edecektir. Bir miktar daha lor çıkacaktır. Biraz önce belirttiğim gibi peynir altı suyu gerçekten çok önemli. Şu an çok moda olan ve çok fazla tüketilen bir şey var, probiyotikler. Bu peynir altı suyu probiyotiklerin yapımında da kullanılıyor. Kalan parçacıkları da alıyoruz. Şöyle suyunu birazcık süzdürelim. Çok kısa sürede tüketmeniz gerekecek bunu. Eğer biraz önce de belirttiğim gibi süreyi uzatmak istiyorsanız mutlaka bunun içerisine tuz ekleyin. Tuz eklediğiniz zaman süreyi uzatacaktır.
Şimdi burada lor peynirimizi elde ettik. Peki bu lor peyniriyle ne yapalım? Hemen Trakya bölgesinde özgü olan ekşi mikli biber tarifi verelim. Şunu kenara kaldıralım. Peynir altı suyumuzu kenara kaldırdık. Tavamızı aldık. Hemen bununla birlikte neler yapabiliriz gösteriyor olalım. Genellikle bu Trakya bölgesinde tüketilen bir tarif aslında. Ekşi mikli biber çok keyifli, çok güzel, yapımı çok kolay olan lor peyniriyle de inanılmaz yakışan bir tarif. Burada sivri biber kullanacağız ve dolmalık biber kullanıyor olacağız. Ekşi mikli nitelendirilen şey aslında lor. Yani o sütün içerisinde ekşi bir şey koyulduğu zaman süt kesildiğinden dolayı da ona ekşi mik adını vermişler. Bu aslında lor, özünde lür. Lür böyle günümüzde Türkçe ile birlikte Türkçeleşerek lor haline gelmiş. Hemen biberlerimizi ince ince ya da kalın kalın nasıl isterseniz. Buradaki amaç biberlerle lor peynirini doğru bir şekilde karıştırıyor olmak. Çok lezzetli, çok güzel ve çok keyifli bir tarif. Dediğim gibi Trakya bölgesinde çok fazla yapılıyor. Benim de çok sevdiğim lezzetli tariflerden birisi. Hep bahsediyorum, ülkemizin dört bir yanında çok güzel lezzetler var. Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yeme içme bakımından bu kadar zengin olan bir ülke var mı? Aslında bilmiyorum. Yani dünyada Fransızlar evet dünyanın en önemli 5 sosundan 4'ünü elde etmişler ama yani bizim ülkemizdeki lezzetler gerçekten bir başka. Dolmalık biberlerimizi doğruyorum. Birazdan bunları kızartacağız ve elde etmiş olduğumuz taze lorumuzla birlikte inanılmaz güzel, basit, lezzetli bir tarif ortaya çıkaracağız. Sivri biberleri de doğrayacağız. İsterseniz sivri biberleri ince ince de doğrayabilirsiniz. Ya da ben biberleri fark ettiyseniz büyük büyük doğradım. Bunları da büyük büyük doğrayalım. Hemen şöyle içlerini alalım. Bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayrılıyor. Kahvaltıda yeni şeyler denemeyi ben çok seviyorum. Yeni lezzetler denemeyi çok seviyorum. Yani güne başladığımız öğün olduğundan dolayı kahvaltı gerçekten iyi beslenip keyifli, lezzetli şeyler yiyor olmamız bizim için önemli. Ya bir de bunun bir duygusal bir yanı da yok mu sizce de? Yani hani çünkü güne başladığınız öğün olduğundan dolayı işte şimdi herkes de öğle yemeği yiyebiliyorsunuz. İşte akşam yemeği yiyebiliyorsunuz ama kahvaltı öyle bir öğün değil. Yanınızda sevdiklerinizin olduğu bir öğün. Sevdiklerinizle birlikte yapmak istediğiniz bir öğün. O yüzden bu bence onu daha da özel kılıyor. Bu kadar biber yeterli olacaktır. Hemen ocağımızın altını yakıyoruz. Ayçiçek yağı kullanacağız. Şimdi biberlerimizi kızartacağız. Biberlerimizi kızarttıktan sonra üzerine ekşimi yani lor peynirini ekliyor olacağız. Çok güzel, çok basit, çok da lezzetli bir tarif olacak. Ben biraz üzerine böyle pul biber gezdiriyor olacağım. Dilerseniz bu lor peynirini sade bu şekilde de yiyebilirsiniz. Dilerseniz bunun içerisinde kekik, nane, pul biber atıp renklendirip sadece yani diğer başka bir tarifle özdeşleştirmeden de bu şekilde de tüketebilirsiniz. Dediğim gibi protein bakımından çok zengin ve çok besleyici olan bir lezzet. Hemen yağımız yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Biberlerimizi yavaş yavaş ekleyelim. Bu tavaya şimdilik bu kadar biber yeterli olacak. Biberler kızaracak. Üzerine de ekşi mikimizi ekliyor olacağız. Biber kokusu çok güzel değil mi sizce de? Böyle burnuna keyifli keyifli geliyor. Bir şeyler piştikçe farklı bir özde doğru evriliyor. Buna isterseniz sarımsak da atabilirsiniz. Sarımsak attığınız zaman farklı bir lezzete doğru evrilecektir. Biberleri kızarttıktan sonra belirttiğim gibi lor peyniri üzerine ekleyeceğiz. Hem acı hem tatlı bir biber kullandık. Lor peyniriyle birlikte karıştırınca çok lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Biberlerimiz iyice kızarıyor. Trakya bölgesinin inanılmaz güzel, lezzetli bir tarifi bu. Trakya deyince benim aklıma aslında hep böyle güzel, eğlenceli, keyifli insanlar geliyor. Ya bir deyim var belki siz de biliyorsunuzdur. Hani
Gökyüzünde düğün olsa merdiven dayarız, sıkarız diye bir deyimleri var Trakyalıların. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel insanlar. Bir müzik duydukları zaman yerlerinde duramayıp oynayan, keyifli insanlar. Benim tanıdığım Trakyalıların hepsi böyleydi. Eminim sizin tanıdıklarınız da böyledir. Ülkemizin aslında dört bir yanında böyle birleştirici ve güzel özellikleri olan insanlar var. Karadeniz'in farklı bir insanı var, Adana'nın farklı bir insanı var, Trakya'nın farklı bir insanı var. Ama yurdumuzun insanların hepsi bambaşka özellikleri ve bambaşka güzelliklere sahip. Ve bunların farklı dilleri de var aslında. Böyle kendince lehçeleri de var. Yani çok fazla kullandıkları şeyler var. Kızan gibi, işte kopil gibi. Böyle birlikte eğlenceli bir şekilde kullandıkları deyimler var. Bu arada biberlerimiz iyice kızardı. Hemen ben buna taze lor peynirlerimizi güzelce ekliyorum. Suyundan gelmesin diye çabalarken şurada alalım. Evet, böyle daha rahat oldu. Taze lor peynirimizde biberlerimizi iyice pişirmeye devam ediyoruz. Kahvaltının birleştirici özelliği olduğunu sabahtan beri anlatıyorum. Ya şöyle ki birleştirici bir özelliği var. Benim hayatım bile değiştirdi. Ben eşimle kendi dükkanımızda tanışmıştım. Bizim dükkanımızda. Gerçekten çok güzel ve çok keyifli bir hikaye. Bir gün mutlaka bunu size anlatacağım. O yüzden hayatınız bir kahvaltıyla değişebilir. Hemen biberleri iyice kızarttık. Lor peynirini iyice pişiriyoruz. Şimdi birazcık renklendirelim bunu. Pul biber ekleyelim. Şimdi tuz atmamıştık hiç biliyorsunuz lor peynirine de. Hemen tuzumuzu da atalım. Biraz daha pul biber ekleyelim. Biliyorsunuz ben acı seviyorum. Bakın görüntüsü çok güzel oldu. Çok lezzetli görünüyor. Birazcık daha pişirelim. Birazcık daha pişirdikten sonra inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ocağımızın altını kapattık. Çok sıcak ama o kadar güzel görünüyor ki ben bunun mutlaka tadına bakmalıyım. Hemen lor peyniriyle biberimizi aldım. İyice üfleyelim ki sonra ağzımız yanmasın. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Bunu fark etmişsiniz, bunu biliyorsunuz. Bir gün Kapadokya'ya gittik, hiç unutmuyorum. Testi kebabı geldi önümüze. O kadar güzel görünüyor ki ya yememek için duramıyorum. Kırdılar hemen, verdiler. Ben o heyecanla hemen yedim. Ya ağzım öyle bir yandı ki gerçekten hani o anı hiç unutamıyorum. Üç gün boyunca, bütün tatil boyunca ağzım yanık bir şekilde devam etti. O yüzden siz olun, yediklerinize dikkat edin. Muazzam. Çok lezzetli. Acısı çok güzel. Birazcık pul biber ve tuzla birlikte çok güzel renklenmiş durumda. Ve lor peynirimiz, ekşi mikli biberimiz hazırlandı. Bu lezzetli tarifleri umarım evinizde afiyetle deneyip yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.